Herkese merhaba. Veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisinin bu 11. videosunda hayvanları iyi davranarak kullansak olmaz mı? Örneğin organik çiftliklerden, köyden gelen süt, bal, süt ve süt ürünleri, yumurta, et gibi hayvansal ürünleri kullansak olmaz mı? Sonuçta bunları bir şekilde kullanmalıyız ve önemli olan hayvanlara nasıl davranıldığı, hayvanlara işkence edilmediği sürece, hayvanlar kapalı yerlerde olmadıkları sürece, özgür bir şekilde dolaşabildiği sürece saydığım ürünleri kullanmak neden yanlış olsun ki şeklinde ifade edilen argümana yanıt vereceğim. Bunu sürekli dile getiriyorum çünkü meselenin kökeni aslında bu. Toplumumuzda hayvanları o kadar nesneleştirmiş durumdayız ki, özellikle bazı hayvanları, onlara hakları olan bireyler yerine eşyalar gözüyle bakıyoruz ve bu noktada da aslında onların hakları yerine onlara yapılan muameleden daha çok bahsediyoruz. Bu zihniyet nedeniyle onlara saygı duymak, onların haklarını tanımak yerine tamamen bizlerin insafına kalmış olan acıma, merhamet gibi duygularla yaklaşıyoruz. Maalesef günümüzde aslında hala anlaşılamamış olan şey, insanlar olarak hayvanları kullanmak için aslında bir zorunluluğumuz, bir zaruretimizin olmamasına rağmen onları yenilecek, giyilecek, kullanılacak, üzerlerinde deneyler yapılacak, eğlenilecek ya da hizmet ettirilecek nesneler, köleler, eşyalar olarak görme durumumuz. İnsanlar gibi insan olmayan hayvanlar da, çünkü insan da bir hayvan, kendini önemseme, kendi hayatını önemseme, kendi bilincinin olması, sosyal ilişkiler kurma, aile kurma, sevgi, üzüntü gibi duyguları yaşama, hayatın farkına varma ve bir benlik sahibi olma durumları var. Kişi dediğimiz illa insan türünden olmak zorunda değil. Kişi aslında biraz önce saydığım özelliklere sahip olandır. Yani bir bilinci, bir farkındalığı, kendi yaşamına atfettiği bir değer olanlara kişi denir. Örneğin birey olmak için illa araba kullanmanız gerekmez. Birey olmanın kıstası oy vermek değildir. Birey olmanın kıstası sinemaya gitmek değildir. Birey olmanın kıstası insana özgü şeyler olmak zorunda değildir. Yani kısacası hayvanlar da kendine özgü çıkarları olan bireylerdir. O zaman baştaki argümana geri dönüp şu soruyu soralım. Birine iyi davranarak ondan faydalanmak ve onun haklarını hiçe saymak doğru mu? Birine iyi davranarak, yine burada iyi davranma göreceli oluyor aslında, neye göre iyi davranmak, buna birazdan geleceğim ama birine iyi davranarak ona ait olanları ondan rızasız şekilde almak doğru mu? Birine hayatı boyunca iyi davranıp sonunda onu acısız şekilde öldürmek doğru mu? İşte bu soruları hayvanların birey olduğu gerçeği üzerinden sorduğumuzda ya da herhangi bir kişi için sorduğumuzda cevabının hayır olduğunu çoğumuz tahmin edebiliriz. Çünkü karşımızdakinin zarar görebilen ve yaşama hakkı olan bireyler olduğunu kabul ettiğimizde bütün bu yapılanların ona bir şekilde zarar vereceğini biliriz. Şimdi birkaç dakikalığına kendimizi hayvanların yerine koyalım. Biz onların yerinde olsak daha büyük kafesler mi isterdik, yoksa hakkımız olduğu gibi özgür olmak mı isterdik? Birinin bedenimize, belki bize işkence etmeden bizim rızamız dışında dokunmaya devam etmesini mi isterdik, yoksa bedenimize dokunulmamasını mı isterdik? Birine güvenip belki o biriyle hayatımız boyunca mutlu yaşayıp sonunda o birinin bize ihanet edip bizi öldürmesini mi tercih ederdik? Yoksa bizim kimse tarafından öldürülmeden ne kadar bir yaşam süremiz varsa o kadar yaşamak ve doğal yollarla mı ölmek isterdik? Bizim kültürümüzde çoğunluk tarafından birey statüsü daha fazla tanınan köpeklerin Çin'in Yulin bölgesinde yenildiği bir festival olduğunu, bazı bölgelerde de kedi ve köpeklerin yenildiğini biliyoruz. Yulin festivali için peki şunu diyor muyuz, şu taleple geliyor muyuz? Köpeklerin kafesleri büyütülsün, işkence edilmesin ama sonunda mecburen evet yenilecek. Fakat en azından bu olana kadar onlara iyi davranılsın gibi bir talebimiz oluyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla hayır. Yapılan imza kampanyaları, global anlamda yapılan bütün aktivizm, köpeklerin, kedilerin, oradaki hayvanların özgürleştirilmeleri ve bu festivalin iptal edilmesi yönünde. İşte kedi ve köpekler için istisnasız özgürlük talep ederken diğer hayvanlar için, tavuklar için, balıklar, kuzular, inekler, tavşanlar, yani aklınıza gelebilecek diğer bütün hayvanlar içinse daha iyi koşullar talep etmek toplumumuzda hayvanlara bakışımızdaki bilişsel çelişkiyi ortaya koyuyor. Hayvanlar için özgürlük yerine daha iyi esaret şartları talep etmek, tıpkı hapishaneye haksız yere girmiş biri için daha büyük bir hücre ya da daha konforlu bir yatak ya da yastık talep etmek gibi bir şey. Bu argümanla alakalı bilmemiz gereken bir diğer önemli şey, hayvanların refahıyla alakalı sağlanan koşulların hiç de gerçeği yansıtmaması. Hayvan refahı olarak insanlara pazarlanan şey, hayvancılık sektöründe hayvanlara sahip olan kişilerin, onları kullanan, işleyen kişilerin çıkarları doğrultusunda ve
tamamen insan merkezci ve hayvanları hiç önemsemeden yapılan uygulamalar. Örneğin serbest gezen yumurta olarak lanse edilen bir çiftlikte hayvanlar dışarıda özgürce çimlerde dolaşmak zorunda değiller. Serbest gezen bu olmak zorunda değil ve çoğunlukla da bu değil zaten. Serbest gezen demek her bir tavuk için bir A4 kağıdı kadar olan alanda kafeslerin olmaması ve hayvanların bir çadırda ama yine çok sıkışık şekilde üst üste olacakları şekilde tutulmaları demek. Aslında serbest gezmek sadece kafesin bedeninin etrafını sarmalamaması demek. Çiftlik sahiplerinin ya da iş yeri sahiplerinin bunu yapmasının sebebi hayvanları önemsemeleri değil. Hayvanlara daha iyi koşullar sağlanmasının arkasında yatan birinci neden hayvanların çok kötü koşullarda tutulmasının verdiği ekonomik zararın bilinmesi artık. Korkunç koşullarda tutulan hayvanların birbirlerine yaydıkları hastalıklar, beklenenden çok daha az yumurta vermeleri, çok kısa sürede gerçekleşen ölümler gibi sebeplerle aslında bütün bunlar o işletmenin zarar etmesine sebep olmakta. Doğal gezen, natürel, köyden gibi sıfatlarla hayvan köleliğinin tekrardan paketlenip pazarlanmasının bir diğer nedeni de kamuoyunda artık oluşan farkındalık. Son yıllarda özellikle endüstriyel hayvancılığın bazı pratiklerinin görünür kılınmasıyla insanlar arasında buna karşı bir farkındalık oluşmaya başladı. Müşteri talepleriyle şekillenen endüstrilerde elbette bu talebe karşılık gelecek olan yeni bir strateji oluşturmakta gecikmediler. Organik, köyden, gezen, acısız ve daha aklınıza gelebilecek birçok sıfatla vicdanları rahatlatmak için kölelik yeniden paketlenip sunulmuş oldu. Aslında hayvanlar için değişen belki de neredeyse hiçbir şey olmamasına rağmen bu çok büyük farklar yaratmış gibi lanse edildi ve yine söylediğim gibi meselenin esas sorunun ne olduğu hep maskelenmiş oldu. Yani o hayvanların haksız yere, gereksiz yere orada tutulmaları gerçeği ve sorunu, bu toplumsal sorun maskelenmiş oldu. Bu sayede de insanların beynine sürekli aslında hiçbir sorun olmadığı, hayvanların zaten doğada öylece gezen varlıklar olduğu ve onlardan faydalanmamızda hiçbir sıkıntı olmadığı yönünde de beynimize sürekli mesajlar veriyor. Gerçekten bu algı çarpıtma öylesine korkunç bir vaziyette ki bir örnek vermek istiyorum. Whole Foods denilen Amerika'da bir marketler zinciri var. Orada et ürünlerinin olduğu bir reyonda birden beşe kadar size vicdanınızın hangisine tercih edeceğine dair seçenek sunmuşlar. Bu birden beşe kadar olan sıralamada şunu ifade ediyor. Şimdi hangi rakamın hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama diyelim ki 1- çok küçük bir alanda duran hayvan, 2- alanı genişletilmiş hayvan, 3- bazen dışarı çıkan bazen içeri giren hayvan, 4-5 diye gidiyor, 5'te işte hiç içeri girmeden tamamen dışarıda tutulan ve sonunda öldürülen bir hayvan. Bunun adına merhamet diyorlar. Yani bir kölenin, bir esirin hücre metrekaresine göre size seçme hakkı sunuluyor ve siz bunu seçince vicdanınızı rahatlatmış oluyorsunuz ama köle olan için, öldürülen için hiçbir şey değişmiş olmuyor. Ve bu sayede de aslında bu ürünleri alarak insanlar üzerlerine düşeni, hayvanlara yönelik olan sorumluluklarını yerine getirdiklerini düşünüyorlar ve adaletsizlik merhamet adı altında sürekli ve sürekli yeniden üretilmiş oluyor. Yine bu argüman etrafında kullanılan bir başka yan argümandan daha bahsetmek istiyorum. Tamam, bunları da almayalım. İşte serbest gezen olarak satılan yumurtaları da almayalım. Tamamen kendi evimizde, arka bahçemizde bir tavuk olsa, onun yumurtasından faydalansak, bir koyun olsa, işte yününü kessek faydalansak veya işte başka hayvanlar olsa onlardan faydalansak bu neden yanlış olur? Sonuçta bunu biz yapıyoruz ve biz onlara kötü davranmayacağız, onları kafeslere koymayacağız, çadırlara koymayacağız, hiçbir şeye koymayacağız. Bu neden yanlış olur? Argümanında da kısaca yanıt vermek istiyorum. Öncelikle burada yine söz konusu olanın ve yapılmaya çalışılanın birine ait olan bir şeyin rızasız olarak alınması eylemi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Toplumda kimlerin rızası alınamaz? İnsan dışı hayvanların rızasını alamıyoruz. Çünkü bizim dilimizde konuşmuyorlar. Biz de onların dillerini bilmiyoruz. Belli bir yaşa kadar çocukların rızası alınamaz ve zihinsel farklılıkları olan kişilerin rızası alınamaz. Rıza net bir şekilde deklare edilen, ben bunun yapılmasına izin veriyorum şeklinde deklare edilen ve karşı tarafında deklare edilen dili anladığı ve karşılıklı bir anlaşmaya vardığı durumdur. Hiçbir hayvanın kendine ait olan ve aslında ihtiyacı olan hiçbir şeyi bize vermekte bir çıkarı yok. Bunu yapması için bir neden yok ve bunu yapmamız için kendisinden aldığımız bir rıza yok. Bunu bir çocuk ve bir beraber yaşadığımız hayvanlardan biri olan kediler üzerinde vermek istiyorum. Örneğin büyük bir evde yaşıyoruz diyelim. Bu evde de kimsesiz bir çocuk bizim evimize sığındı ya da bir şekilde biz onu aldık, onun bakımını karşılamak üzere. Bu evde de aynı zamanda kediler var. Çocuğun saçları uzuyor. Kedinin tüylerini sürekli işte tarıyoruz. Buradan çocuğun uzayan saçlarını kestiğimizde
kestiğimizde taştan peruk yapsak ya da kedinin o tüylerinden eşyalar yapsak, nesneler yapsak, bunu kendimiz kullansak ya da satsak bu etik olur mu? Sonuçta bu hayvanlara ya da bu çocuğa zarar vermiyoruz. Herhangi bir acı vermiyoruz bunu yaparken. Bu neden etik değil? İşte bu bahsettiğim eylemlerin etik olmamasının altında yatan sebeple hayvanları herhangi bir şekilde kullanmamızın altında yatan sebebin yanlışlığı aynı şey. Bu bir başkasına ait olan şeyi metaya çevirmenin altında yatan yanlışlık. Yani birine ait olan bir şeyi kullanarak aslında o birini nesneleştirmiş oluyoruz. Bir tavuğun yumurtasını kullanarak aslında tavuğu nesneleştirmiş oluyoruz. Kaynak haline getirmiş oluyoruz. Bir koyunun yününü kullanarak belki ona zarar vermediğimizi düşünüyoruz. Ancak koyunun yününün kullanılabilecek bir nesne olduğunu söylemiş oluyoruz. Yaptığımız eylemler bir mesaj veriyor. Ve bu mesajı verdiğimizde ne oluyor? Hayvanlar statüleri birey değil, mal, köle ve kaynak olarak kalmış oluyor. Çünkü eğer birinin statüsü bireyse onu kullanmanız zaten yanlıştır ve bunu yapmazsınız ve hatta bunu kanunlarla korursunuz haklarını o kişinin. Ve şunu zaten unutmamamız gerekiyor. Şu anda belki birçok hayvanları iyi koşullarda kullanalım diyen kişinin de karşı olduğu endüstriyel hayvancılık sektörü bir zamanların herkesin kendi bahçesinde kullandığı, sömürdüğü hayvanlarla başladı. Yani aynı yollar bizi aynı sonuca götürecektir. Ve yanlış olan bir şeyi doğru şekilde yapmanın bir yolu yoktur. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Aslında biz toplumsal olarak, insanlar olarak bir şeyi yapmaya koşullandığımız için bunu yapıyoruz. Buna ihtiyacımız olduğu için, bu olmazsa yaşayamadığımız için değil. Yani bir koyunun yününden yapılan bir kazağı giymediğimiz zaman biz yaşayamıyor değiliz. Ya da bir tavuğun yumurtasını yemediğimiz zaman biz yaşayamıyor değiliz. Bir kuzunun bacağını, ineğin sütünü yemediğimiz zaman biz yaşayamıyor değiliz. Bunların hepsinin alternatifleri var ve yaşamlarımızı hayvanlar olmadan gayet sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde devam edebiliyoruz. Ama onları kullanmaya koşullanmışız. Onlar toplumlar olarak bizim gözümüzde, insanların gözünde nesneler, kaynaklar ve kölelere dönüşmüş durumda. Ancak bu algı sırf bize böyle empoze edildiği için varsa bizim bize empoze edileni reddetme hakkımız da var. İşte bu empoze edilen algı bizim evimizin yakınlarında bir kumrunun bıraktığı yumurtayı kırıp omlet yapmak yerine onu korumamızı sağlıyor. Ama bununla beraber aslında kumrudan hiçbir farkı olmayan bir tavuğun yumurtalarını her yerde kullanılacak, hatta kullanılmaması garip olan bir nesneye dönüştürüyor. Ya da bir kediyi, köpeği yemeyi asla düşünmezken, onların kendi karakterleri olan bireyler olduklarını anlamışken, bir başka aynı şekilde karakteri olan, bilinci olan kuzuyu, ineği, balığı, tavuğu, hindiyi yememizin normal olduğunu düşünüyoruz. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Biz gerçekten bunun daha iyisini yapamaz mıyız? Hayvanlara verilecek olan birkaç santimetre kare mi bizim istediğimiz, yoksa kendimiz için ve herkes için de daha iyi seçimler yapabilmek mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin diğer videolarına nereden ulaşabileceğinizi açıklama kısmından görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.